girişiminde bulunursa ben tabii ki Nuri'nin arkasında dururum yani o zaman. Duracağım yani. Bu öyle bir şey olmadığı için zaten buradaki sıkıntı bu. Gugu ve Mete nerelerde ya? Her şeye açıklık getirdim bu gece. Teşekkürler ama bunu da merak ediyorum. Ya şöyle gerçekten bakın gerçekten Gugu ve Mete'yi ben de 2 haftadır 3 haftadır görmedim. Sizin sormaya başladığınız günden beri de görmedim. Ve ben bu iki insana da neredesin demeyeceğim bu saatten sonra. Yani Gugu'nun rahatsız olduğu şeyler vardı. Ben rahatsız olduğu şeylerin rahatsız olacak şeyler olmadığını söyledim. Buna alındı muhtemelen. Mete de en son şöyle demişti. Ben hani bir şeyler söyledi ya. Böyle bir şeyler söylediler ikisi. Hani daha konuşmadım. Onlar da benimle konuşmadı. Ya birçok şey olabilir. Birisi mesela rakun dendiği zaman gülüyorsan sana hamsi dendiği zaman da ağlamayacaksın o zaman, anladın mı? Veya ağlamak demeyeyim de hani buna şey diyeyim yani, buna sinirlenmeyeceksin. Veya burada dönen geyiğe makaraya çok böyle şey yapmayacaksın yani. Ben bunun dengesini hani ayarlayamam çünkü. Ben tamam sen onu dediğin zaman sen gül veya siz ona onu demeyini diyemem burada. Her şey açık ve net ortanızda yaşanıyor, tamam mı? Öbür taraftan zaten tabii ki rahatsız oldukları mimler illaki oluyor. Ben abi buradan ayak muhabbetine mi alınmış Gugu? Ya ayak muhabbeti değildir yani herhalde tamamen. Aramızda da küçük ufak böyle bir tartışma yaşandı çünkü. Çok ufak bir tartışma yaşandı aramızda da. Ben sert bir şekilde bir uyarıda bulundum ve o bu sert uyarıyı pek kaldıramadı ve bir daha da gelmeyeceğim tarzında bir şey söylemiş. Ben de kendisi bilir dedim yani. Olay bundan ibaret. Özür dile, abilik yap, gerek yok. Kardeşim benim bu insanlar için verdiğim emeği sadece bu insanlar biliyorlar. Ben kimseden özür dilemeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Ben hepsi için gerçekten kendi temizliğimde, kendi dünyamda bir şeyler planladım, bir şeyler yapmaya çabaladım. Ve bunun karşılığında böyle çoluk çocuk şeylere işte ben burada hepsinden de büyüğüm. Anladın mı? Büyüklük belki burada bir mertebe değil tabii ki ama yani hepsi için planlarım vardı, programlarım vardı. Bunlar da onu çok iyi biliyorlardı. Beni tanımış olmaları gerekiyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Beni burada tanımış olmaları gerekiyorlar. Hiçbir hakkımda da kötü herhangi bir düşünce sergilemedim. Kötü bir şey demedim. Kötü bir izlenim yaratmaya çalışmadım yani. Egolarını alınmış bir ekip yaratmak o kadar zor ki bir yayıncı için. İlayda'ya çok katılıyorum. Belki egoların sonradan oluşması da mesela bazı noktalarda sıkıntı. Anlatabiliyor muyum? Normalde gülünüp geçilecek şeye sorun yaratılıyorsa da sıkıntı. Ben o tartışmada mesela Gugu'nun ben onu daha önceki dönemlerde 500 kere yapsam 500 kere gülüp geçeceğinden emin olduğum bir konuda ters yapınca bana ben de bunu sorgulayınca aslında problem çıktı ortaya aslında. Ve bir anda yayınlardan rahatsız olduklarını ben kimseyi bu yayına benim yanıma kimseyi ama sen yayına geliyorsun sen şöyle yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun demedim. Bu yayında yanıma gelenlerin hepsi buradaki izlenmeden buradaki şeyden tabii ki pay almaya çalıştılar yani. Anladın mı? Yayıncılar bazında bahsediyorum ama. Ama kimse de sevmediği bir yerde ben de istedim tabii ki. Tabii ki demedim mi yani bunu takip edin, izleyin, bilmem ne yapın. Olumlu yönde destek olmaya çalıştım yani. Yayıncılar için konuşuyorum. Saçın güzel olmuş ha. Eyvallah kavun. Yani işin içine gereksiz egoların girmesine gerek yok. Ben burada bir şey söylüyorsam gerçekten
Mete için de Batuhan için de Gugu yayıncı değildi. Ama Gugu'ya yayın yaptırma planları içerisindeydim ben mesela. Daha 2 hafta öncesine kadar, o tartışmanın 2 hafta öncesine kadar dedim ki Gugu, seni dedim alayım İstanbul'a yani. Gel dedim İstanbul'a getireyim seni dedim yani. Bunun altında kadar kötü niyet olabilir ki yani. Tamam Döndüm gel ya. bunu işin olsun dedim yani mesela, anladın mı? Hayır soruyorsunuz, o yüzden cevap veriyorum yani. Ben sevmediğim bir adam bu kadar uzun süre yanında tutar mıyım ya? Bir insanı sevmesem amına koyayım yani. Gerçekten bana isterse belli bir izlendirtsin beni amına koyayım. Katman dedisi yapıyor muyum mesela? Sorun yani bu mu sizce yani mesela? Değil, anladın mı? Gerçekten sevmediğim bir adamla bir yolda yürümem hocam ben. Arkasında durmayacağım. La da yürümem yani. Bugün arkasında duramadığım bir isim olduğu için, bugün arkasında duramadığım bir isim olduğu için bu ekipten ayrılıyor. Ya aksine kanka ben bir şey de eklemek istiyorum. Çağrı şey de yapıyordu bize. Ben 1,5 senedir mesela bu ortamdayım. Gelmediğimiz günlerde bile mesela belki uykusu vardır, gelmesin rahatsız etmeyin falan diyen Ben birisi yani. kimseyi yayın öncesinde kimseyi hocam buraya toplanıyorsunuz, Discord'a geliyorsunuz. Bunu oynuyoruz. Diye ne aradım ne yazdım. Özellikle de şunu da dedim yani. Hocam uykusu gelen gelmesin. Bu yayına gelmek zorunda değilsiniz oğlum. Ben size yani bu yayına geleceksiniz değil. Ama şimdi mesela ben de bir yayıncıyım. O da bir yayıncı. Yayına gelmesi onun için iyi olabiliyor. Ya bunun mukayesini kendi yapabiliyor. Ama günün sonunda sevdiğim adam. Evet. Günün sonunda gerçekten sevdiğim bir adam. Yani burada birisini görüyorsanız sevdiğim insandır. Buraya davet ettiğim adam sevdiğim bir adamdır yani. Ben gel Discord'a dediğim bir adam benim gerçekten sevdiğim bir adamdır. Yani bu sevgiyi herhangi bir yere yormanın, herhangi bir şeye çevirmenin hiçbir anlamı yok hocam yani. Kimsenin kötülüğünü istemedim. Ben bu ekipte benimle beraber olan kimsenin kötülüğünü istemedim. Nesine Yağmur'un ekibe katılmasından sonra benim için yayınların mizah kalitesi düştü. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Mizah kalitesi düştüyse benim mizah kalitem düşmüştür kanka. Nesine Yağmur'un şaka yaptığı mı var abi yayınlarda? Nesine Yağmur'la ne alakası var ki? Benim performansım düşmüştür. Beni yargıla yani. Ya belki de senin ön yargındır ama bilemiyorum ki kanka. Belki de senin kendi ön yargındır yani. Ben yine çok eğlenceli yayınlar yaptığımı düşünüyorum yani bu süreçte. Benim için öyle, başkası için değil. İlk defa izlemiyorum seninkiye gireceğim. Aksi takdirde farkındayım. Bir yıllık rozetim var zaten ve abone ve destekçi olduğunu farkındayım. Şöyle, ben kimseye bu yayın saatinde burada olun demediğimden bir kere emin olalım. Tamam mı? Ben her zaman için planımı, programımı kendim yaparım. Dahil olan insanlar olduğu zaman bu yayında hep zaten şöyle olmuştur. Bu oynanacak da niye oynanmıyor? Niye oynanmıyor? Çünkü burada ekip fazla olduğu için beraber oyun oynanmak istendiği için oynanmadı. O oyunların her biri ertelendi. Misal, bu bile bir misal yani. Dediğim gibi yani kimseye hadi bu radyo yayınını saymayalım o zaman. Evet Önümüzdeki kanka. aylarda ben gerçek bir radyo yayını yapacağım sizlere. Çünkü bu yayın birazcık şey oldu. Ben bilerek geçe kalmasını bekledim. Hem bu konulara çok fokuslu, kendi içimizde hani böyle bu konulara fokuslanmaktan kastım. Kendi düşüncelerimi belirtmek istedim ve bu 5 günlük sürecinden size bahsetmek istedim. Bununla alakalı yanlış bir düşünceniz olmasın diye. Bugün böyle bir duruş sergileniyorsa ben de bu insanlara destek olmalıyım. Çünkü burada hepimiz aynı ortamın yayıncılarıyız. Belki bir yayıncı beni sevmiyor olabilir. Veya ben bir başka bir yayıncıyı sevmiyor olabilirim. Ama burada gerçekten emeğiyle hakkıyla kazanan 2 kişiysek bu sefer aynı yolda olmalıyız. Ki benim zaten öyle ekstra zannetmiyorum yani, ekstra bunu sevmiyorum. Beni tanımıyordur yani muhtemelen.
Oğlum siz kafaya mısınız? Nesli kadar orijinal bir kişilik yok mu Twitch'te? Katılıyorum. Doğru bu arada. Katılıyorum. Yani mevzuya dönecek olursak, dediğim gibi ben yanımda tuttuğum insanların hepsini gerçekten kalpten sevdiğim için tuttum. Bir senelik abonem bunlar yayında niye var dese bile, anladın mı? Ben o insanı seviyorsam ve o insan bu yayında olmak istiyorsa olacak. Ha, ancak kendim ekip oyunu oynanıyorsa olmak istiyorsa olur. Ekip oyunu yoksa zaten IRL'lerde zaten ya IRL'lerdeki tüm konu benim zaten yani, anladın mı? Ben durduruyorum, ben yorum yapıyorum. Arka taraftan çok böyle büyük bir destek de gelmiyor ki yani. Baktığın zaman. Abi sence bir yayıncının 200 izlenip 18K abonesi olmasa 1 milyon üzerinde bit alması normal mi? Sence normal mi kanka? Yani sence de 200 kişiye yüklenmiş fazla büyük değil mi? Yani o 200 kişiye biraz fazla büyük binmemiş mi yani? O kadar gelirden dolayı. Çağrı'cığım öncelikle böyle bir olaya karışmadığı için çok teşekkür ederim. Gerçekten düzenli takip ettim. Tek kendisi çok üzülürdüm bu olaya karışmana. Hem kendine olan saygıdan hem de bize olan saygıdan dolayı teşekkür ederim. Ne demek abi? Seni bir senedir uzun izliyorum ve 25 yaşındayım ve işin olmadı. İşim olmadığı için abone olmadım, fakat iş bulsam bile önce kendime bilgisayar almam lazım, fakat ama yayınları çok seviyorum. Benim desteğim sadece izlemek. Günü gelince maddi destek vereceğim. Abi maddi destek maddi destek veremiyor olabilirsin. Ben her zaman dediğim bir şey var. İzleyip keyif almanız da benim için maddi bir destek. Kopçuk ve Halit olayıyla da alakalı madem konular madem bu kadar açıldı. Onlardan da bahsedeyim o zaman. Şöyle. Hangisinin ne yaptığından bahsetmeyeyim ama siz zaten tahmin edersiniz. Bir arkadaşımız Discord'daki bazı kızlara ve yeni büyütmeye çalıştığım bir komünite, benim emek vererek büyütmeye çalıştığım bir komünitede bazı yanlış yaklaşımlarını fark ettiğim için buradan uzaklaştırdım. Diğer arkadaşımız da sanki böyle bir enayi silkelemeye gelmiş. Hani vurayım gideyim ben bir ayda yayıncı olayım, parayı da koyayım cebime gideyim kafasında hissettiğim için ve benim arkamdan gerçekten kötü düşünceyi gördüğüm için, kötü niyet, bak benim için kötü niyet çok önemli bir şey. Bunu gördüğüm için, bunu fark ettiğim için ikisiyle de o şekilde maalesef yolları ayırmak durumunda kaldım yani. Bunu da yani soruyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Yani ben burada benim yayınıma abone atan veya donate atan bir insana benim arkamda benim hiç haberim yokken bir mesaj atılmasının ne kadar iğrenç bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani bunu biliyorum ve o insanın bana olan samimiyetiyle bana bir şekilde bir şey gösterdiği zaman ve bu bir kere değil, beş kere değil, 15 kere olduğu zaman bu sefer diyorum ki ben bu adam için hiç emek vermeme gerek yok. Hiç emek vermeme gerek yok. Çünkü benim emek vereceğim stilde onun da emek vermesi gerekiyor. Eğer ben emek vererek bir şeyler yapmaya çalışıyorsam benim yanımdakilerin de emek vermesi gerekiyor. Seni severim. Senin yüksek bir donatörün olan bir eleman insanları kandırarak para kazanıyor. Bundan gelen donatörleri hoş karşılaman, kabul etmen bana çok saçma geliyor. Taktik B. Hiçbir fikrim yok. Donatörümün insanları kandırarak para kazanan bir donatörüm olduğundan bile haberim yok benim. Yani bana gelen donatı ben yayındayken şöyle algılıyorum hocam. Yaptığın işe destek veriyorum. Bu yayında güldüm veya ne olması gerekiyorsa oldu. Dolayısıyla bu yayını destekliyorum. Anlamadım ki yani nereden bilebilirim ki nereden nasıl kazandığını o parayı. Rüzgar abi diyorlar.
Rüzgar kumar oynuyor. Abi günün sonunda ben Rüzgar benim akrabam değil, bir şeyim değil. Bu yayınlardan benim yayınıma gelmiş olan bir izleyiciydi. Ve size şöyle söyleyeyim. Rüzgar'ın kumar oynamasını, kumar oynadığını bilmem neyini ben her gelen insana sen ne iş yapıyorsun diye sormuyorum ki bu yayında. Aranızda kim bilir kaç tane ne iş yaptığını bilmediğim adam var veya hiçbirinizi bilmiyorum gerçi de. Hani kaç tane doğru düzgün iş yapmayan adam da çıkar yani. Kumar oynuyorsa kendini oynuyor abi. Yasası var bilmem nesi var yani. Benle ne alakası var oğlum? Ben oynuyor muyum? Hayır. Ya oynarsam da bu beni ilgilendirir ya da yani. Yani birisinden gelen donetleri hoş karşılaman, bana destek olduğunu düşünerek bir insana teşekkür etmem de nasıl bir sıkıntı var? Onu anlayamadım yani. Birisi bu olaylara karışmadığı için tebrikler yazdı. Ne hale geldik ya? Adam hırsızlık yapmadı diye tebrik ediyoruz artık. Aynen öyle kanka işte. Tam olarak olay bu. Melodi gerçekten psikolog bu arada harbiden. Beş gün boyunca yayınları kapalı tutmak yerine 5 gün siyah ekran yayın vermek daha çok bilinçlenmeye sebep olmaz mı? Bence olmaz. Ama çünkü neden olmaz? Çünkü ben yayınımı tuttuğum sürece bu yayına abone de gelebilir, donate de gelebilir. Ben komple yayınımı kapalı tutup, ya kapalıyken de gelebilir. Veya işte komple 5 gün kapalı tutmak benim için daha iyi. Çünkü o listede, şu listede olmak, olmamak adına ben bunu yapacağım. Diğer arkadaşların da yaptığı gibi. Olaylar artık bitince artık eski Twitch geri gelir mi? İnşallah. Temiz Twitch değil de global bir tek yapılmalı. Abi önce anladığımız dilde bir temizlenme gerçekleşsin de globale de sonra sıçrar inşallah yani. Nono Time'ı peki? Hiç zannetmiyorum ya. Çünkü ben gerçekten keyif almazsam